Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun verilerine baktık. Bugün ailesinin yanında olan 150 bin çocuğa ailesinin bakamadığını, ailesinin o çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını öğrendik. Ne kadar hazin bir tablo. Hemen altında 720 bin çocuğun çalışmak zorunda olduğunu, TÜİK'in 2019 5. çocuk iş gücü araştırmasına göre 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 720 bin. Peki bu kadar derin bir yoksulluk söz konusu iken ülkemizde sosyal yardımlarla geçinen hane sayısını da burada 3 ayrı rakamla karşılaştırmalı olarak sizlere aktaracağım. Türkiye'de gerçekten gelir adaletsizliği var. Gelir dağılımında ciddi sorunlar yaşıyoruz ve fakirlik yaşıyoruz. 2018 yılında 3.494.932 hane sosyal yardımlarla yaşarken bu bir yıl sonra bakın sosyal yardımlardan faydalanan toplam hane sayısının oraya görebilir miyiz arkadaşlar? Beni görmeyin. Ben önemli değilim. Rakamları görsün Türkiye'm. Duy Türkiye'm, duy. 2019 yılında sosyal yardımlardan faydalanan toplam hane sayısı 3.282.975 iken bir yıl sonra yani 2020 yılında bu rakam 6.630.682'ye çıktı. Hepiniz bu trendin nereye doğru gittiğini tahmin edebilirsiniz. Bu rakamın 2021 ve 2022'de nereye doğru tırmandığını da sizlerin takdirlerinize bırakıyorum. Vatandaşlarımız sosyal yardıma muhtaç. Hiç açmadım ama 550 geldi. Hiç yani açmadınız 550. Oturarak 550 geldi. Çocuklar hani donmasın diye biraz. Ama yani geldi öyle işte. Rahat ödeyemiyoruz tabii ki de. Nasıl ödeyelim? İki çocuk var. Çocuğu 6 aylıkken mamadan kestim. Süte alıştırdım. Süt ne kadar oldu? Yani bilmiyorum artık nereden kısacağız, nereden ne yapacağız bilemiyoruz. Çocuklar üşümesin diye az yaktı. Yine de 550 lira doğal gaz faturasından kurtulamadı. Artan faturalara yetişmek için 6 aylık bebeğine mama almak yerine süt alıyor ama sütün de fiyatı düşündürüyor. Yükselen faturalar için destek arayışında dar gelirli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğal gaz yardımına başvurular başladı. Bakan Derya Yanık 3 günde 216 bin kişinin bakanlığa başvurduğunu açıkladı. İlk doğalgaz yardımı Mart ayında ödenecek yani kış biterken. Hangi biri desteklenecek ki? Zaten doğalgaz bu aydan sonra yanmayacak. Diğer faturalar devam edecek, elektrikli, suydu. Soğuk kış günleri bittikten sonra gelecek olan doğalgaz yardımı tüketiciye zamanında ulaşmasa da yardıma ilgi yoğun oldu. Sadece son 3 günde 216 bin doğalgaz abonesi yardım için E-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvurdum ama daha onay gelmedi. En son 500 geldi ve evim küçük, kutu gibi yani. Hiç açmadığım halde 500 geliyor. Peki rahat ödeyebildiniz mi? Yok vallahi ödeyemiyoruz. Eşim askeri ücretle çalışıyor ve çocuğum yeni doğdu. Geçinemiyoruz. Çok zor. Doğalgaz yardımı E-Devlet üzerinden yapılan başvurular arasından belirlenecek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. 500 geldi. Ve gerçekten ödeyemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok fazla geldi. Başvuru yapamadım. E-Devlet üzerinden yapılıyormuş. Nedenini bilmiyorum ama bir türlü giriş yapamadım. Bu hafta kaymakamlığa başvurayım dedim. İnşallah olur bakalım. Belirli bir kişilere veriyorlar. Üzerinde malın olmayacak, emekliliğin olmayacak, bilmem ne kadar. O herkese göre değil yani. Araştırdınız mı nasıl başvurulur? Tamam, onlara versinler, bir şey demiyorum. Versinler de ama öteki milleti de kandırmasınlar. Halkı kandırıyorlar. Yok şöyle indirim böyle. Hepsi yalan. Benim 5 tane çocuğum vardır. Tek çalışan benim. 2000 kira veriyorum. Vallahi kimseden bir destek almadık, hiç kimseden de bir yardım almadık. Ama onun da belli bir şeyleri var yani hiçbir şekilde bir şeyden faydalanamıyoruz. İster miydiniz bir destek? Tabii ki isterdim. Sonuçta iki çocuk var yani tek kişi çalışıyor. İhtiyaç sahiplerine yapılacak olan yardım iki dönemi kapsayacak. 450 lirayla 1150 lira arasında olacak. Herkes destekten faydalanamayacağı için bence çözüm bu değil.
tamamen indirim olması gerekiyor. Yani bu kadar yüksek faturalar ve kiralar gerçekten insana çok zor durumda kalıyor. Çözüm bu değil. Destek alamayan ne yapacak diyor tüketici. Doğalgaz ve elektrik faturalarını ödemek desteğe muhtaç. Yüksek faturalara tepkiler devam ediyor. Tekirdağ'da mumlu, tezekli, gaz lambalı eylem vardı. Faturalarını mum aleviyle yaktı tüketiciler. Vatandaş canından destek.